Sektörel'le karşınızdayız. Ülke sanayisini konuşmaya bu hafta da devam ediyoruz. Bu hafta temizlik ürünleri sektörünü masaya yatıracağız. Stüdyoda konuğumuz Kıbrıs Türk Sanayi Odası As Başkanı, sektörün temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Evet, temizlik ürünleri sektörünü konuşacağız ama aslında bu sektörün detaylarına girmeden önce hani bu ülkede, bu ülke şartlarında ekonominin geldiği noktada üretimin bir geneline bakalım. Ardından sektöre dönelim. Enflasyon aldı başını gidiyor. Döviz karşısında Türk lirası değerini kaybediyor. Bölgede savaşlar devam ediyor. Dolayısıyla da hep böyle bunların içerisinde bir ekonomide bir çıkmaz gibi görünen durumlar yaşanıyor. Tabii biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tüm bunlara ek olarak kendi yaşadığımız kapalı bir ekonomi kaynaklı sıkıntılarımız da söz konusu. Tüm bunları ortadayken üretim nasıl olabiliyor? Tabii ki sektörler de genel ekonomiden etkileniyor. Yani sektöre sonra bakalım dediniz, genel ekonomiye bakalım ama zaten siz içinde bulunduğumuz durumu da biraz özetlediniz. Zaten bir pandemi sürecinden geçtik. Orada yaşanan zorluklar ülkenin ekonomisine büyük bir darbe vurmuştu. Onu kapattık. Onu kapattıktan sonra dediğiniz gibi savaşlar, Türk lirasının diğer para birimleri karşısında değer kaybı, enflasyonun yüksekliği, hatta bu sıralarda baktığımızda devalüasyondan daha yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bunun çevresel faktörleri, aslında sadece ülkede değil, dünyada yaşanan ekonomik krizler, global warming, küresel ısınmayla ürünlerin düzgün yetiştirilememesi dünyada, her şeyin bir etkisi var. Ve maalesef ülkemizde de bu ekonomik krizi yaşamaya, yani pandemiden sonra rahatlamayı düşündüğümüz ekonomik açıdan pandemiden sonra daha bir refaha çıkıp rahatlayacağız diye beklentilerimiz doğru olmadı ve bu beklentilerin aksine hala daha ekonomik anlamda bir refaha çıkmış durumda değiliz maalesef. Genel ekonomik durum olarak üretim de bu durumdan maalesef fazlasıyla payını alıyor ve üretimde de ciddi sıkıntılarla karşı karşıya sanayicimiz. Biz de sürekli sektör sektör bu sıkıntıların neler olduğunu, sorunların neler olduğunu, nereden kaynaklandığını ve çözüm olarak neler yapılabileceğini ortaya koymaya çalışıyoruz devamlı olarak. İşte ne kadar çok çözüm odaklı her sektörde problemleri bir nebze ortadan kaldıracak elimizden geldiğince gerek sanayi odası olarak, gerek sektörler olarak, gerekse devletin vizyonunda bu problemleri bertaraf edici önlemler alarak ne kadar çok yapabilirsek o kadar hem tüketicimizi hem halkımızı, ülkemizi bir nebze daha refaha ulaştırabileceğimizi düşünüyorum. Evet, bu zor şartlarda da sanayici üretmeye devam ediyor. Bu da sanayicinin başka bir şansı yok aslında. Çünkü sanayici üretmek için ciddi yatırımlar yapıyor. Ciddi bir makine parkuru kuruyor. Yani bugün işte bu işi yaparken hop hop bu olmadı, şimdi başka bir iş yapalım lüksü yok sanayicinin. Çünkü
yatırım yaparak bu işe başlıyor. O yatırımı da sürdürmesi lazım. Olmazsa olmaz, bugün başka yarın başka bir iş yapma şansı yok sanayicinin. Dolayısıyla o üretime devam etmek zorunda. Her koşulda o makineler da, çalışmak durumunda. O makineler çalışmak durumunda. Durduğunda çünkü başka bir şey yapma şansı yok maalesef sanayicinin. Evet, tabii sanayici durursa zaten aslında istihdam durur. Ekonominin çarkları durur aslında. Ülke ekonomisine ciddi katkısı var üretimin. Bunu da gittikçe daha da çok anlıyoruz diye evet. düşünüyorum. Özellikle pandemi dönemi bize bunu çok iyi anlattı aslında. Sanayinin, sanayicinin evet. ne kadar önemli olduğunu. Aynen. Ülkede üretimin ne kadar önemli olduğunu. Eğer ülkede o üretimlerin olmazsa olmaz olduğunu çok iyi anlattı ama İşte biraz da unutmaya meyilliyiz galiba. Evet. Tekrardan ortadan kalkınca bazı koşullar da neler çekildiğini, neler olması gerektiğini de bazen unutabiliyoruz. Bunu unutmadan devam etmemiz lazım. Evet. Peki girelim artık yavaş yavaş sektörün detaylarına. Şimdi temizlik ürünleri sektörü diyoruz. Geçmişine baktığımızda sektörün bugün geldiği noktayı nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl bir gelişim gösterdi ülkemizde temizlik ürünleri sektörü? Şimdi aslında temizlik ürünleri sektörüne baktığımızda 1974'ten önce nadir sanayi sektörlerinden bir tanesidir ülkemizde var olan. 1958'den beri kendi firmamız temizlik sektöründe ilerlemektedir. Ve bunun yanında bayağı ilerledi sektör üretim açısından, kaliteli üretim yapma açısından, teknoloji açısından. Bazı verilere de bakacak olursak bu temizlik sektöründe şu anda ülkemizde 8 tane sanayi tesisimiz var. Temizlik ve işte kozmetik kişisel bakım ürünleri üreten. Bunların toplam kapalı alanı 10.700 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor 8 tesisimiz. Yaklaşık 55.000 ton kapasitesi mevcut. Kapasiteyle çalışır diyemiyorum çünkü biraz sonra ilerleyen dakikalarda bunları da verilerle göstereceğiz. Evet. Şu anda mevcut kapasitemiz 55.000 ton temizlik sektöründe. Dünya standartlarında üretim yapmaya başladı temizlik sektörümüzdeki tesislerimiz. Dünya standartları derken sadece sözde değil, belgeleriyle bunu kanıtlıyor. Tesislerimizde çeşitli kalite belgeleri mevcut. Mesela ISO 9001 kalite yönetim sistemi hemen hemen tüm tesislerimizde mevcut. 22.716 ISO 22.716 bu da kozmetikler iyi üretim uygulamaları GMP dediğimiz Good Manufacturing Processes ki çok ciddi bir yönetim geçilerek üretim uygulamaları sistemidir. ISO 14.000 çevre yönetim sistemi kalite belgelerimiz mevcut. ISO 45.001 iş sağlığı güvenliği yönetim sertifikalarımız mevcut. Bütün bu sertifikalarla birlikte dünya standartlarında aynı teknolojiyle üretim yapıyor Kıbrıs'taki sanayicimiz bu sektörde. Bunun yanında 170 kişiye istihdam sağlıyor. Bu ne demek? Yani 4 kişilik aile olarak gördüğümüzde hemen hemen 700 kişinin ekmek kapısı bu sektörde şu sırada ülkemizde. Giderek de büyüyen bir sektör. Hemen hemen tüm temizlik ürünleri, hijyen, dezenfektan, kişisel bakım ürünleri ülkemizde çok kaliteli bir şekilde üretiliyor. Eksik ürünümüz yok şu anda. Evet. Ama
Tüm bunlara baktığımızda da aynı zamanda Ekonomi Enerji Bakanlığı'nın ticaret dairesi verilerine bakıyoruz. Ve bu yerli sanayicinin ürettiği ürün kategorilerinde 16 milyon dolarlık bir ithalat mevcut yıllık ülkemize. Bu da aşağı yukarı gene aynı ticaret dairesi verilerine göre 14 bin ton civarında. Yani 16 milyon doları biz bu kadar büyük kapasiteye sahip tesislerimiz mevcut. Kaliteli üretim yapıyoruz. Her türlü ürünü üretebiliyoruz ama 16 milyon dolar da ülkeden çıkıyor. Başka yerlere gönderiliyor. Peki şimdi biraz önce dediniz ki kapasitemiz 55 bin tondur. Aynen. Biz bu kapasitemizin ne kadarını yani kullanabiliyoruz? Onu da söyleyeceğim. Şimdi aslında veriler ülkede statistiki verilere ulaşmak çok da kolay değil. Ve çok verimli değil. Ama el yordamıyla bizler bu verilere ulaşmaya çalışıyoruz. Çeşitli farklı yöntemleri de kullanarak. Buna baktığımızda bizim aşağı yukarı genel bu ürünlerdeki yani yerli üretim olarak ürettiğimiz ürünlerde toplam yerlisi ithalatı toplam tüketim yıllık olarak aşağı yukarı 20 bin ton civarıdır ülkemizde yıllık. Yani bu ne demektir? Bizim mevcut kapasitemizle aslında biz bütün o ithalatı yapılan ürünleri ülkede üretebiliriz ve 16 milyon doları da boş yere ülke dışına çıkarmayız. Burada bırakır ekonomimize katabiliriz. Şu anda bakıldığında biz %80 atıl bir kapasite mevcut. Temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretiminde %80'lik bir atıl kapasite var. Yani bu bir milli servet aslında. Yani burada bu makine, ekipman, teknoloji, bina yapılmış duruyor ama atıl olarak kullanılamıyor aslında full kapasiteyle ve düşük kapasiteyle çalıştırılıyor bütün bu tesislerimiz. Milli servetimiz boşa harcanmış durumda gibi duruyor. Baktığımızda bu yeterli kapasitemiz var iken üretmek için kalitemiz, üretim proseslerini uygulayabileceğimiz her şey varken niye ithalatı yapılabiliyor veya nasıl yapılıyor sorusu akla gelir aslında burada. Evet. Yani neden o zaman burada üretilmiyor bunlar? Neden? Çünkü aslında tabii ki tüm ülkeler ürettiği ürünlerin ihracatını da yapmak ister. Ülkesine ciddi getiriler getirmek ister. Döviz getirisi ister. Demektir. Döviz getirisidir. Getiridir yani dışarıdan gelen. Dolayısıyla burada ithal edilen ürünlerde aslında üretildikleri ülkelerde ihracat teşvikleri var. Yani buraya da not aldım bakıyorum aslında bazı şeyler. Üretim teşvikleri. Burada biliyorsunuz bu ürünler raf ürünleridir çoğunlukla. Yani tüketicinin evine gideceği marketlerde satılan ürünlerdir. Evet. Burada raflar bile marketlerde satın alınıyor. Nasıl satın alınıyor? Ülkelerinde üretilen ülkelerdeki ülkelerin teşviğiyle buradaki raflar satın alınabiliyor. Yani ülke, üretilen ülke üreticisine sen ihracat yap, ihracat yaptığın ülkelerdeki marketteki rafının veya reklam billboardunun veya işte farklı
görselliğini sağlayacağın, satışını artıracağın şekilde teşvikler verilebiliyor ülkelerden. Dolayısıyla burada üretilen ürünler için haksız bir rekabet oluşuyor. Buradaki üreticinin çünkü böyle teşviklerden yararlanmıyor. Ne oluyor bu sefer de? Gelen ithal ürünler neredeyse yerli üretilen ürünlerin market raflarında yer almamasını sağlıyor. Yer alsa da görünmeyecek noktalarda. Noktalarda çok düşük, tamamen tüketiciyle buluşmasını engelliyor neredeyse. Bütün bu teşvik sistemi ithal ürünlerin üzerinde olan. Dolayısıyla haksız rekabetler oluşuyor ve giderek ithal ürün çoğalıyor. Bunun yanı sıra fiyatlarda da aynı şekilde teşvikler vardır. Ve ülkemizde maalesef dumpingli ithal temizlik ürünleri vardır. Özellikle son zamanlarda yani 2023'ün sonunda ve 24'ün başında baktığımızda ürünlere burada birkaç örnek vardır. Dumpingli fiyatlar için. Bu arada da dumping nedir? Büyük uluslararası firmaların küçük bir ihracat pazarını ele geçirmek için düşük fiyat uygulamasıdır. Evet. Ama bu düşük fiyat uygulaması belki tüketici ilk etapta sevinir. Evet. Ama çok kısa vadelidir ve çok tehlikeli bir uygulamadır aslında. Çünkü bu geçicidir. Yerli ürünü oyun dışı, piyasa dışı bırakıncaya kadar uygulanan özellikle küçük pazarlarda bu yerli üretimi oyundan çıkarana kadar uygulanacak bir politikadır bu dumpingli fiyatlar. O yerli üretim oyundan çıktıktan sonra zaten bütün pazar istediği gibi fiyatı artık uygulayabilir ve bu birçok pazarda, küçük pazarda görülüyor. Ve bizim de son zamanlarda temizlik ürünlerinde yaşadığımız ciddi sıkıntılar vardır bu boyutta. Yani baktığımız zaman marketlere, şimdi marka vermek istemiyorum ama bir yumuşatıcı. Aynı boyda, aynı, tıpatıp aynı, üretilen ülkenin market rafına baktığımız zaman 93.90 Türk lirasına satılıyor. Bizim ülkemizde burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı marka, aynı boyutta, aynı ürün 49.99 Türk lirasına satılıyor. Neredeyse yarı fiyat. Bu tüketici için tekrar ediyorum güzel gibi görünür ilk başta ama aslında çok tehlikelidir. Çünkü daha sonra o 93 burada belki 193 olacaktır. O yüzden bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aynı şekilde çamaşır deterjanında da bunlar vardır. Yüzey temizleyicisinde de vardır. Temizlik ürünlerinde çok sıkça karşılaşılan bir durum söz konusu. Bu şekilde. Şimdi bu haksız rekabet dediniz, işte reklamlara dediniz mesela. Bunu biz televizyonlarda da yaşayabiliyoruz. Örneğin Türkiye kanalları burada rahatlıkla seyredilebiliyor ve Türkiye kanallarındaki tüm reklamlar aslında bizim evimize giriyor. Aynen. Reklamlar aracılığıyla tüm o ürünleri görebiliyoruz. Bu da ayrıca bir haksız rekabettir yerli üretim için. Aynen. Çünkü yerli üretimin reklamını o kanalda görmemiz mümkün değil. Tabii ki. Dolayısıyla yerli ürünle ancak buluşabileceğimiz nokta marketler. Marketlerde dediğiniz gibi gözümüzün önünde değil. Kaldırılıyor. Aynen. Ürünler. Aynen. Dolayısıyla burada ciddi sıkıntılar oluşmaktadır. Tabii bunlara sıkıntıları biraz evvel de söyledim. Bu sadece temizlik sektöründe değil, her sektörde belli başlı sıkıntılar yaşıyor sanayi sektörü. Bu sıkıntıların neler olduğunu görüp analiz edip
çözüm bulmamız gerekiyor. Tabii ki bizim bunlara sıkıntıları görüyoruz, anlatıyoruz, bunlardır diyoruz. Çözüm önerilerimiz de vardır. Çünkü bunlar çözülebilecek. Sadece bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarında yaşanan bir olay değil. Herhangi bir pazarda da bunlar yaşanır. Ancak orada nedir? Çok iyi analizi yapılır ve yerli üretimini korunması sağlanır. Çünkü yerli üretim olmazsa olmazıdır ülkelerin. Dolayısıyla bizim de burada yöneticilerimizden, hükümetten, devletimizden aslında bunları bertaraf edici politikaların oluşturulmasıdır. Ha, bu politikaların neler olacağını biz sektör temsilcileri zaten söylüyoruz. Nedir çözüm önerilerimiz? Yani zaten şu sırada ithalat fazlası vardır ülkede. Çok fazla ülkeye giriş yapan, düzgün olan, olmayan, merdiven altı üretimi olan, daha farklısı olan, pahalısı, ucuzu, düzgünü, kalitelisi, kalitesizi bir sefer ülkeye gelebilen veya hiç gelmeyen. Çünkü kaliteyi de tüketici takdir edebiliyor aslında. Ama her ay bir başkası geldiğinde onu deneyim fiyat açısından da bakayım da bir daha almayayım'a kadar bütün bir yıl böyle heba geçer, olabiliyor. Evet. Dolayısıyla bizim önerimiz bu durumda ithal olacak ürünlerin her barkod için yıllık bir ithalat vergisi alınması. Kayıt bedeli veya. Yani bir ürünü ithalatı yapılacaksa bizim devletimizde ilgili bakanlıklara kaydının yapılması, bu kayda her barkod için bir kayıt bedeli alınması. Böylelikle ithalatçı da, ithal edecek kişi de daha tartıp tartacaktır bunu. Yani işte bir sefer getireyim, biraz evvel dedim ya sanayicinin lüksü yoktur. Durdursun. Durdursun veya pozisyonunu değiştirsin. Ama ithalatçı öyle değil. Yani bu işe yaramazsa başka bir tane getirir. Bu eğer tüketici tarafından kabul görmüyorsa ertesi gün başka ürün getirebilir. Ama bunu biraz süzgeçten geçirmek lazım getirirken. Bununla faydası olacağını düşünüyoruz bu kayıt bedeli her barkod için. Yani onu ödeyecek olan daha bir feasible mı değil mi, getirilimi sürdürülebilir bir ürün mü araştırıp getirme ve bu fazla yani ithal ürün enflasyonunun önüne geçecek diye düşünüyoruz. Mesela çözüm önerilerimizden bir tanesi de budur. Burada tabii bir fon oluşturulacak tabii ki bu kayıt bedeli. Bunlar işte biraz evvel söylediğimiz yerli üretimi desteklemek için kullanılabilir bu kayıt bedelleri. Şunu sormak istiyorum. Şimdi araya giriyorum. Devam edeceğiz ama. Yani siz dediniz ki ülkeler üretim yapılsın diye teşvik verirler. Tabii ki. Hem de hem üretsinler diye hem de ihraç etsinler diye. Aynen. Teşvik verirler. Peki bizde şu anda bu kadar 55 bin ton kapasite üretim yapılabilecekken ve bunun sadece 20 bin ton kullanılıyorsa ülkede, bunun 14 bin tonunu da yurt ithal dışından ediyorsak. İthal ediyorsak, geriye 6 bin ton kalıyorsa ve 55 bin, yani 49 bin tonluk dedik bir, zaten %80 %80'i bir atıl kapasite vardır. Dururken, milli servet yatıyor orada. Şey, onu sormak istiyorum, yani hiç mi üretmeyin mi diyor yani şu anda devlet size? Yok öyle size demiyor aslında. Söylemler hep üretimin yanındayız ve üretimi destekliyoruz. Üretim olmazsa olmazımızdır deniyor. Söylemin dışında ama ben söylemin dışında icraatın hala daha var olduğunu görmedik maalesef. Biz icraat istiyoruz. İcraatın artık yapılması gerekiyor.
Yani icraat da yapılması gerekenleri de söylüyoruz biraz evvel. Söylediğim bir tanesi budur. Yani bu ithalat enflasyonunun önüne geçecek diye düşünüyoruz. Bir nebze olsun bu haksız rekabeti ortadan kaldıracaktır. Oradan oluşacak olan fonla sizin görünürlüğünü artırmak, üreticinin reklam ve görünürlüğünü artırmak için bu fon kullanılabilir. Orada bazı yerlerde yatırımlar yapılabilir. Dumpingli fiyatlardan konuştuk. Bunların ortadan kaldırılması için koruma duvarlarının ivedilikle yükseltilmesi gerekiyor. Ve bu aslında biz bu çözümleri biz bulmadık. Biz keşfetmedik. Bütün dünyanın uyguladığı. Bütün dünyanın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Avrupa Birliği'nin tümünün eğer yerli üretimin bir şekilde zarar görecek diye düşünülüyorsa hemen uygulamaya aldığı yöntemlerden birkaçıdır koruma duvarları. Koruma duvarları da tekrar tartışılabilir nelerdir? Vergiyle, gümrükle, kotayla, yasaklamayla birçok koruma seçenekleri vardır olması gereken. Ve bunu talep ediyoruz biz. Bu biraz evvelki o atıl kapasiteden de kurtulmak için atıl kapasitemizi üretime döndürüp istihdama döndürmek için bunu talep ediyoruz yöneticilerimizden. Yerli üretimin daha da ucuzlamasını sağlamak için elektrik teşviği de talep ediyoruz üretime. Belki KDV oranlarının yerli üretimde sıfırlanması söz konusu olabilir. Gene tele kullanımından kaynaklı çok yüksek faiz işletme kredilerle mutlaka işletme kredisi, yatırım kredisi kullanıyor sanayicimiz. Şu andaki faizler yani iş yapma, paranı bankada tut. Kimseye ne istihdam yarat ne de bir şey yap, iş yapma anlamı taşıyor. Şu andaki bankaların uyguladığı faizler. Ekonomiden kaynaklı olarak. Dolayısıyla yerli üreticinin, sanayicinin düşük faizli kredi ihtiyacı da vardır. Bunun da bunu da talep ediyoruz yöneticilerimizden. Şimdi hep talep ediyoruz. Ne için talep ediyoruz? Yerli üretimin desteklenmesi, var olması, yok olmaması için. Özelde de bugün temizlik ürünlerini konuşuyoruz. Burada zaten rakamlarla ortaya koyduk. Atıl bir kapasite var ve biz aslında o ithal ettiğimiz ürünlerin tümünü üretebilme kapasitesine sahibiz. Onu burada üretip yurt dışına gönderdiğimiz 16 milyon doları niye yılda içeride tutup da kendi ekonomimizde döndürmüyoruz. Bunlar için yapıyoruz. Başka ne için? Yani bu yerli üretimi desteklediğimizde temizlik ürünlerinin burada üretilmesini ve tüketiciyle burada buluşturulmasını sağladığımızda ülkemiz ne kazanacak? Ülke insanımız ne kazanacak? Bunları da söylemeliyiz zaten. Çünkü yöneticinin amacı sonuç olarak bizim ülkemizin ve ülke insanımıza faydası ne olacak? Yaptığı icraatlar ki bizim istediğimiz icraatlar da günün sonunda aslında tüketiciye, ülkemizin insanına fayda sağlayacak şekilde olmasıdır. Neyse biraz evvel de konuştuk, bir pandemi süreci geçirdik. Bu pandemi sürecinde ciddi anlamda bağımlı, dışa bağımlı olmanın ne kadar aslında kötü ve ülke için zararlı bir şey olduğunu gördük. Tekrar özele döndüğümüzde temizlik ürünlerinde eğer hijyen ürünü, dezenfektan ürünleri ülkemizde üretiliyor olmasaydı bu süreçte
hastanelerimizde dahi kullanacak dezenfektanımız yoktu ve bulamayacaktık. Tamamen buradaki üreticiler yine imdada yetişerek dezenfektanları, hijyen ürünlerini üreterek o pandemi içinde biz çalıştık. Hiç evde oturmadık. Çok fazla çalıştık. Tehlikeye atarak kendimizi çalışanlarımızla birlikte çalıştık ve bunu karşıladık. İşte unutuldu ama ondan sonra. İşte tabii çünkü eğer bunlar olmasaydı o gün ithal edilecek bir dezenfektan bulunamayacaktı. Dolayısıyla bu çok önemli. Yani tekrar yaşanmasın tabii ki pandemi veya benzeri. Süreçler ama her zaman içinde temel tüketim ihtiyacıdır insanların hijyen ve temizlik ürünleri temel ihtiyaçtır. Bunların ülkede üretilmesi çok önemlidir. Normal zamanlarda desteklememiz gerekiyor ki anormal zamanlar geldiğinde onu bulabilelim. Yoksa aynen. Sizler normal zamanda üretimden kopartılırsanız, bu üretimden vazgeçerseniz bu tür olağanüstü durumlarda da ortada kalırız. Yine ülkedir kaybedecek olan günün sonunda. Ne dedik? Ülke nasıl kazanacak eğer temizlik ürünlerini? Şu anda 700 kişiye ekmek kapısı. Neyle? %80 atıl kapasiteyle 700 kişiye ekmek kapısı. Eğer bu atıl kapasite kullanılırsa, ekonomiye kazandırılırsa bu ne demektir? Yaklaşık 5 katı fazla istihdam yapabilecek duruma geliriz demektir. 5 katı istihdamla biz demek ki 3500 kişiye ekmek kapısı olacak bir sektör oluruz. Temizlik ürünleri sanayinde. Ama temizlik ürünleri sanayi sadece kendi değil. Bu temizlik ürünleri sanayisine girdi sağlayan plastik sektörü var. Poli sektörü var. Baskı sektörü var, matbaa. Ve biraz evvel söylediğimiz reklam ve diğer hizmetler vardır. Bu sanayiye hizmet olacak, girdi sağlayacak. Yani sanayinin önemi işte orada bellidir. Bir tek kendi sektörüyle değil, katma değer olarak yayılır ve diğer sektörleri de besleyerek birçok sektör. Ve buradaki sektörler de büyüdüğünde temizlik sektörünün yerel ve üretim olarak büyümesi bu saydığımız diğer bütün sektörleri de büyütür. Diğer bütün sektörlerin büyümesi ne demektir? Oralardaki istihdamın büyümesi demektir. Oralardaki ithalattan kaybolan paranın da ülke içinde kalması demektir. Bu sektörler büyüdüğünde, güçlendiğinde o zaman dışarıdaki dünyayla da rekabet edebilecek duruma gelecektir. İhracat dışarıdaki kapısı açılacak. Aynen öyle rekabet edebilme nedir? İhracat kapısının açılması. İhracat yaptığından nedir? Ülkeye döviz girdisi sağlanması demektir. Ülkeye döviz girdisi ne demektir? Refahımızın yükselmesi demektir. Yani bütün bunları konuşuyoruz. Bu sektörü güçlendirmek, büyütmek, atıl kapasiteyi tekrar ekonomiye kazandırmak ne sağlayacak ülke? İşte bütün bunları sağlayacak ekonomiye. Şu anda ihracatımız var mı? İhracatımız var ama böyle çok cüzi miktarlardır. Ve çünkü neden çok cüzi miktarlardır? Çünkü dışarıda o rekabet edebilecek finansman gücüne sahip değil ülkedeki üreticimiz. Çünkü zaten iç piyasada önce bir güçlenmesi gerekir sektörün. Dışarıdan gelenlerle savaşmaktan, can çekişmekten. Dışarıya bakacak hali kalmadı. Aynen öyle dışarıya bakacak hali kalmadı.
Dolayısıyla bütün bunları kazanacağız. 16 milyon doların içeride kalmasını sağlayacağız. İstihdamı büyüteceğiz dediğim gibi. Ve en önemlisi de nedir bilir misiniz? Biraz evvel örnekleri verdim. Yani şu sırada dumpingli fiyatlar vardır. Hı hı. Ama dumpingli fiyatlar, bu düşük fiyatlar burada üretilen ürünler için geçerlidir. Baktığımız zaman üretilmeyen ürün var ise belki de menşei olan ülkenin iki katına satılıyor burada. Bunların da örnekleri mevcuttur. Ben fazla isim ve marka üzerinde durmak istemiyorum. Ama genellemesine de baktığımızda biz gerekli anketleri ve araştırmaları da yaptırdık bu konuda. Bakıldığında eğer yerel üretim ikame yoksa, edilen üretim, o ürün yoksa burada çok da, yani aslında yerel üretimin güçlendirilmesi, ülkeye kazandırılması ve var olmasının devamlılığının sağlanması aslında tüketicinin fiyat istikrarını da koruması anlamına gelir. Ve bu çok önemlidir ülkede. Fiyatların korunması anlamındadır. Yerli üretim fiyat sübabıdır. Kontrol sağlar fiyatlar üzerinde. Bu da hiç yatsınmayacak, küçümsenemeyecek bir gerekçedir yerli üretimin olması için. Evet. Şimdi kalite fiyat açısından baktığımızda yerli üretim hangi noktadadır? Yani evet birçok zorluk yaşıyor ama kalite ve fiyat ikilemini ortaya koyduğumuzda ne durumdadır? Bakın işte söylüyorum zaten, kalite uluslararası ürünlerle standart yarışacak kalitededir. Kalitelerimiz temizlik ürünlerinde bütün standartlarımız mevcuttur. Ama fiyatlarımızı yani o yüzden yani can çekişir duruma geldi ve hiçbir şey yoktur, daha fazla nefes alacak pozisyonu kalmadı buradaki üreticilerimizin. Çünkü fiyatlarını bu dumpingli fiyatlarla yarıştırmak zorunda bırakılıyor. Yarıştırmak zorunda bırakıldığı için, çünkü tüketici tabii ki bütün bunları bilmek zorunda değildir. Zaten tüketici cebine bakar. Tabii ki çok da doğal olarak öyle olmalıdır. Ama dediğim gibi çok tehlikeli bir alandır, durumdur. Dolayısıyla kalite fiyat dengemiz çok iyi noktadadır şu anda. Evet. Sadece sanırım bu kalitenin varlığını göstermekte mi biraz zorlanıyoruz? Yani şu anlamda söylüyorum bunu. İşte az önce saydığınız bütün sebepler. Yani rafta doğru düzgün yer alamıyoruz. Reklam yapamıyoruz. Reklamlar zaten farklı noktada. Siz zaten basın kuruluşları olarak da siz de müzdaripsiniz bu olaydan. Bizim kendi bütçemizin içinde öyle reklamlara ayıracak bir bütçe ayıramıyoruz maalesef. Yok. Dolayısıyla kendinizi anlatmakta aslında bence sanayici, her bir sanayicimiz bu ülkede bu koşullar altında bir madalya hak eder. Çok da iyi yapıyor işini bu koşullar altında. Çünkü gerçekten biraz önce saydığım hiçbir teşvik ne ihracatta, yani en azından temizlik ürünleri için, ne iç piyasada, ne üretim alanında bir teşviklendirme söz konusu yok. Dolayısıyla kendi kendimize işte raflarda yer almaya çalışıyoruz. Bununla uğraşıyoruz. Onun bile haksız rekabetle ilk başta konuştuğumuz konulardan dolayı
tüketiciyle buluşturmada ürünleri zorlanıyoruz. Evet. Peki ham maddeye ulaşım noktasında bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Ya da getirirken hani bir zorluk yaşıyor musunuz, fiyat olarak yüksek geliyor Hayır, mu? Hayır, ham madde dünya piyasalarındadır zaten. Dünya piyasalarında kim hangi dünyada hangi üretici ham maddeye nasıl ulaşıyorsa biz de aynı şekilde ulaşıyoruz temizlik ürünlerindeki ham maddeye. Biliyorsunuz petrolle de alakalıdır bazıları. Dolayısıyla dünya borsalarında dünyadaki tüm üreticiler nasıl üretiyor? Orada biraz belki ölçekten kaynaklı. Ölçek kaynaklı, o anlamda ölçek soruyorum yani. Kaynaklı daha biraz daha dezavantajımız olabilir fiyatta. Hı hı. İşte o da ayrı bir konu. Zaten iç piyasada bu kapasitemizi kullanmaya başlasak ve ihracat daha büyüme hedefine hedefimiz var da ona da ulaşabilirsek, ihracatta büyürsek, dolayısıyla o ölçek de dışarı pazarlara da çıkacağımız için orada kaynaklanan cüzi olan dezavantaj da ortadan kalkacaktır ayrıca. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Güney Kıbrıs'a bir ihracat için bir adım var mı? Evet. Bu da önemli. Yani en yakın evet. ihracat noktası evet. olarak görebiliriz. Aynen. Burada üretilen bir ürün. Evet. Yeşil Hat tüzüğü kapsamında böyle bir atılımımız vardır sektördeki firmalar olarak. Orada da bazı sıkıntılar var ama orada ya yeşil hat tüzüğünü kullanarak ihracat yapmak da oraya ürünlerin tanıtılması gerekiyor. Her barkodun biraz evvel dediğim hı hı. her barkodun ithal kaydı yapılıp ve bazı Güney ücretler, Kıbrıs bunu uyguluyor yani. Güney Kıbrıs bunu uyguluyor. Her barkodun özellikle temizlik ürünlerinde ve kişisel bakım ürünlerinde ayrı bakanlıklarda bu kayıt işlemi ve bayağı da uzun süreler alan meşakkatli ve maddi olarak da zorlayıcı bir sistemleri var. O sistemi aşmaya çalışıyoruz şimdi. Yani. Çünkü onlar da kendi üreticilerini korumaya Aynen. çalışıyorlar. Onlarda da var mıdır bu tür böyle yurt dışından gelen ürünlerle çok ciddi bir rekabet? Tabii şimdi benim araştırmalarıma göre oradaki yerli üretimin ciddi bir pazar payı var kendi ülkelerinde. Ve fiyatlara da bakıldığında öyle çok fiyat farkı yoktur yerli üretimle ithal ürünlerin. Hatta ithal ürünler de çok daha pahalıdır. Baktığımız zaman gene biz eğer kendi tarafımıza geldiğimizde bize ithal edilen bir ürün eğer uluslararası bir firmaya aitse tabii ki güneyde de vardır. Oraya da ithalatı vardır. Oraya baktığımızda eğer burada üretimi olan bir marka ise gene yani hı hı. muadili var ise aynı marka burada en az yarı fiyatınadır güneyden. Tamamen aynı markaya baktığımız zaman burada da gene bu dumping olayı önümüze çıkıyor. Evet. Bu sıkıntıları açtığınızda yöneticilere, bakanlığa götürdüğünüzde neyle karşılaşıyorsunuz? Yani evet tamam haklısınız biz bunu çözmeye çalışıyoruz gibi bir söylemle mi karşılaşıyoruz yoksa? Şu anda şöyle de bir şey var, istikrarlı bir şey de yok. Çünkü sürekli de bakanlıklarda hem müdürlükler, müsteşarlıklar işte birine çalışmaya başlıyorsunuz bir konuyu. Onu sonlandırana kadar bir hop değişim oluyor. İstikrarlı bir istikrar yok. Ondan sonra tekrar aynen sıfırdan tekrar anlatmaya başlıyorsunuz. Şimdi tekrar çalışmalarımız var bu konuda. Umarım çok uzatmadan ivedi bir şekilde çözüm bulunur bütün bunlara. Yani 8 üretici evet.
8 firma çalışıyoruz. 8 farklı ürün aslında. 8 farklı marka, evet. Diyelim. Evet. 8 farklı markamız var ama ben bile bugün bir 3 ya da 4 markanın üzerine çıkamam şu anda. Bu da aslında hani benim için de bir ayıp olarak görüyorum. Kendi ülkemin ürünlerini tanımıyorum. İşte görünürlüğümüzün sağlanması yok aslında. Odur konu. Görünürlüğümüz yani tam da aslında söylediklerimin teyit eder durumdasınız. Evet. Sizin bir ayıbınız yok burada aslında. Genel durumun ne olduğunu söylüyorum. Siz de hakikaten bir tüketici de olarak aynı zamanda bunu teyit eder durumdasınız. İşte bunun ortadan kaldırılması için önerdiğimiz çözümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani siz az önce rafları söylediğinizde, rafların satın alındığını söylediğinizde direkt kendi girdiğim market gözümün önüne geliyor ve aslında yerli ürünlerin hep en altta gözümün seviyesinin çok altında olduğunu, yani gözümün önüne bu geldi. Evet. Direkt olarak. Yani o zaman demek ki gerçekten bu noktada ciddi bir desteğe ihtiyacı var sektörün ki doğru. Yeniden halkın gözünün önüne gelebilsin. Çünkü ben küçükken hatırlıyorum, ürünler hep yerli ürünlerdi, gördüğümüz ürünler. Aynen. Yani ithal ürünü çok az görebiliyorduk. Tüketici de gördüğüne zaten bunu söylüyor. Yani göz, bakın ne dediniz? Göz hizamda değil dediniz. Evet, yani bu çok önemli. Tüketici gördüğünü alıp denemek ister. Önce gördüğünü bir beğenmesi lazım. Evet. O gördüğünü beğendikten sonra, evine götürdükten sonra kalitesinden de memnunsa zaten tüketiciyle buluşmuşsunuz demek. Evet. Ama biz buluşma noktasına daha gelemiyoruz. Göz hizamıza geldiği gün sanırım evlerimize de girebilecek, buluşabilecek tüketiciyle. Evet, sonuna geldik programımızın. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Evet, hep problemlerden bahsettik ama sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz diye sorayım. Böyle bu şekilde kapatalım. Sektörümüzün ciddi anlamda ülkeye, bakın bir sürü şey saydık, sıraladık. Hı hı. Hakikaten bu sektör temel ihtiyaçtır. Temizlik ürünleri, hijyen, tüketicinin temel ihtiyacı olmazsa olmazıdır. Ve bir ülkede de üretilmezse olmazıdır. Yani ithal ürünle götürülebilecek bir şey değil. Nasıl ekmek üretmezsek olmaz. Nasıl yani temel gıda? Bu da gıda dışında temel tüketim olan hijyen ve temizlik ürünleri. Bütün dünyada baktığınızda, bütün dünyada bakabilirsiniz. Birçok şey belki de bazı ülkelerde de üretilmemektedir. Ama temizlik, hijyen mutlaka olmazsa olmaz üretimdir. Dolayısıyla sektörün nasıl görüyorsunuz geleceğinden ziyade sektörün mutlaka bu ülkede devamı önemlidir, olmazsa olmazdır ve inanıyorum ki söylemlerimizle, anlatımlarımızla yöneticilerde ivedi olarak gereken atılması gereken adımları ivedilikle atarak çözüm önerilerimizi de dikkate alarak sektörün önünü açacaktır. Eminim bu sektör ciddi anlamda ülkeye ve ülke insanımıza istihdam açısından refah payına düşen, refah payı içerisinde üstüne düşenle karşılayabilecek bir sektördür. Evet. Sayın Sercan Görgüner Bahçeci, ben size çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Umarız en kısa sürede ürünlerimiz gözümüzün hizasına gelir marketlerimize diyelim ve tamamlayalım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, bu hafta sektörelde temizlik ürünleri sektörünü konuştuk. Stüdyoda konuğumuz sektör temsilcisi. Aynı zamanda Kıbrıs Türk Sanayi Odası As Başkanı Sayın Sercan Görgüner Bahçeci bizlerle birlikteydi. Haftaya farklı bir sektörü ele almak üzere yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.